Cezaevi dendiği zaman sizin aklınıza neler geliyor? Cezaevi dendiği zaman çok kişinin aklına böyle sahneler geliyor. Bilmeyenler ve merak edenler için gerçeği böyle. Her gün sabah 8'de ve akşam 8'de sayım verilir. Gardiyanlar gelmeden herkes sıraya girir ve bekler. Sabah sayımında beklemeler uykulu geçer. 25 kişilik koğuşlarda 45 kişi yatırılır. Koğuştaki mahkumların yarısı yatakta, yarısı da yerde yatar. Sırası gelen yatağa geçer, tutuklu genelde 6 ay sonra yatağa geçer. Hükümlülerde ise bu durum biraz daha uzun sürebilir. 45 kişi için 2 tane vece, 2 tane banyo bulunur. Sıcak su günün belli saatlerinde gelir ve az akar. Size örnek olarak göstermek istiyorum, şu şekil akıyor genelde. Ya şu şekil akar. Ya şu şekil ya da bu şekil. Yani bayağı yavaş aktığını söyleyebiliriz. Devamlı akan sıcak su bulunmaz. Çoğu koğuşta çamaşır makinesi yoktur. Çamaşırları eski usul leğenle ezerek yıkanır. Yemekler genelde çok kötü olur. Zebze yemekleri filizlenmiş ve dalı buda vitaminli olarak gelir. Makarna tatsız tuzsuz olurken pilav ise katır kutur olur. Kantin düşünüldüğü gibi okul kantini gibi değildir. 150 metrekare bir daire büyüklüğünde koğuştan önemli bir durum olmadığı sürece çıkılmaz. Sürekli oradasınız ve kantin dilekçeyle yazılır. Sabah sayımında dilekçe mazgallan gardiyan teslim edilir. Ve genelde her hafta aynı şeyler olur. Birkaç hafta sonra hiçbir şey yiyemeyecek bir duruma düşersiniz. Bölgeye göre değişir, genelde gardiyanlar sizi insan yerine koymaz. Efendi bir nazik konuşsanız dahi gardiyanlar dalga geçer, alay ederler. Sana hayvanmış gibi davranır, zaten sert biriysen senin kemiklerini kırır, yumuşatırlar. Hasta olursunuz, ilaç isterseniz ilaç gelmez. Hastalıktan ölürsünüz, bütün vücudunuzu hastalık sarsa bile revire çıkmak için ay başını beklemeniz gerekir. Bayram haftası kantin sayımıyla uğraşmak istemedikleri için birdenbire bu hafta kantin olmadığını söylerler. Bir hafta aç, susuz, sigarasız kalırsınız. Susuz kalırsınız derken şundan kastediyordum. Cezaevlerin, özellikle E tipi cezaevlerin su deposu çok çok eski. Yani bir şöyle düşünün, bir pasiyonu gibi olabiliyor bazen. Sigarasız kalan koğuşlar yan koğuştan sigara istiyor. Bu işlem de böyle oluyor genelde. Burada bir duvar düşünün. B12, B13 koğuşu. B13 koğuşunun sigara ihtiyacı var. B12 koğuşundan sigara istiyor. B12 koğuşu sigara atıyor. B13 koğuşu kantin zamanında ona sigarasını geri gönderiyor. İşler böyle yürüyor. Ya da adam ona sigara gönderdi. O da onun yine kaşar peynir, sucuk ve gıda ihtiyacıyla kısasa kısas yapıyorlar. Daha anlatacak çok şey var. Ne yapıp ne edin, suçtan uzak durun. İçeri düşmeyin. Düşenlerin de Allah yardımcısı olsun. Tecavüzcüler hariç.